Merhaba, selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hamelin kasabasını, yani Hamelin köyünü gezdireceğim. İyi seyirler. Hamelin köyü Almanya'nın Niedersachsen eyaletinde bulunuyor. Yani aslında baktığınızda çok ufak bir köy. Nüfusu son sayıma göre 58 bin olarak gözüküyor. Ama buranın çok meşhur olmasının en büyük sebebi çoğunuzun da bileceği bu Fareli Köy'ün kavalcısı masalı. Burada Türk bir kuaför var. Peker kuaför, frizör. Bugün zaten her yer kapalı pazar günü olduğu için. Burası şey mi? Merkez kilise değil mi? Stadtkirche. Bu arada masalı bilmeyenler olacaktır. Size kısaca masaldan bahsedeyim. Hamelin kasabasını fareler basıyor ve bu farelere hiçbir şekilde bir çözüm bulamıyorlar. Sonrasında bir kavalcı köye gelip ben bu farelerin hepsinden sizi kurtaracağım diyor ama bana bir kese altın vermenizi istiyorum diye söylüyor. Bunu kabul eden halk da tamam sen farelerden bizi kurtar biz sana bir kese altını vereceğiz diye söylüyorlar. Ve sonra kavalcı da kavalıyla bir melodi çalıp bütün fareleri peşine takıyor ve fareleri köyden uzaklaştırıp bir dereye götürüyor ve fareler doğal olarak derede boğularak ölüyorlar ve bütün köyü farelerden kurtarmış oluyor. Ama sonra köye döndüğünde köy halkı biz sana altını vermeyeceğiz dediklerinde kavalcı çok sinirleniyor ve yine kavalıyla melodi çalmaya başlayıp bu sefer köyün bütün çocuklarını peşine takıp bütün çocukları köyden uzaklaştırıyor yani kaçırıyor. Sonrasında çocuklardan biri kavalcı uyuyunca elindeki kaval alıp çalmaya başlıyor ve onu takip eden arkadaşlarıyla birlikte köye geri dönüyorlar ve köy halkı buna çok seviniyor. Başkandan da kavalcının altından alıp kavalcının hakkını veriyorlar ve masal mutlu bir sonla bitmiş oluyor. Ancak bu çocuklara anlatılan bir masal olduğu için elbette ki mutlu sonla bitiyor. Ama şöyle de bir rivayet var ortada. Bu Fareli Köy'ün kavalcısı hikayesi Orta Çağ'da Almanya'nın Hamelin kasabasında pek çok çocuğun evden ayrılarak daha sonra da ölümüyle ilgili bir rivayet biliniyor. Ve bununla ilgili de müzesinde birçok görsel ve hikayeler var. Evet, burada şimdi tarihi bir kurabiyesi var, 400 senelik. Oradan bir iki kurabiye alıp tadına bakacağız. Kurabiyeler bayağı büyüktü ve bayağı da lezzetliydi.
Burası eski bir eczane. Sokakları çok güzel yalnız buranın. Burada şehir merkezinin kuş bakışı ufak bir minyatürü yapılmış. Gerçekten çok detaylı ve çok güzel gözüküyor. Çok güzelmiş bak. Çok güzel gözüküyor. Burada çok iyi döner yaptığı söylenen bir tane Türk dönerci var. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım tadını beğenecek miyiz? Türkiye'deki dönerlere benziyor mu, benzemiyor mu? Göreceğiz. Sen pomus mu sormuştun? Ben pomus. Var mı pomus? Hı? Ben de pomus. Ben de döner. Benim döner yesem ya. Çok güzel bir tamam mı? Ben döner yiyeceğim. Ben yemedim. Ben döner yiyeceğim. Ben döner yiyeceğim. Kaç gündür canım çekiyor zaten benim. Söylemeyin dedim sana da canım çekiyor benim kaç gündür. Tamam. Senin dönerin gelmiş. Benim dönerim geldi. Bayağı oldu da. Ama yine de bir kaçıyor. Bence değil. Doğru. Yedin, nerede yedin sen ama? Ben yedim, Berlin'de yedim. Berlin'de yedin ama. Berlin'de. Hangisinde yedin? Onu kıyaslayamazsın. Ben Münih'te yedim döner. Hayatımda yedim en iğrenç dönerdi. Ama Hannover'in dönerleri... Güzel mi? Oo. Ya bir de her yerde ben farklı zaten. Ben seni Hannover'de iyi bir yere götüreyim. Ay son, ondan sonra bir daha konuşabilirim. Bir döner hakkında. Döner üstadı konuştu. Aynen. Bizim dönerimiz... Buradan mı alacağız? Evet, dönerimizi aldık. Zaten aşırı malzeme koyuyorlar. Zor tuttum elimde. Ama tadı gerçekten güzeldi. Bayağı güzeldi. Bu arada köyün her yerinde bu fare taşlarından var. Farlı köyün kahvaltısı bak. Aynen. Farlı köyün kahvaltısı. Evet. Hikayesi buradan mı geliyor? Buradan mı? Değil mi? Bak bu işte. Şimdi de şehir merkezinin yakınında bulunan büyük bir parka geldik. Biraz dinleneceğiz. Ufak bir piknik yapacağız bu parkta. Biraz da parkı göstereyim sizlere. Hadi. Sen koşarsın. Ver. Hadi.
Boğazına maske takmıştır. Bak burada da var. İşte Fareli Köy'ün kavalcısının heykeli de burada. Burası da Fareli Köy'ün kavalcısının müzesi. Şimdi içeri girip biraz müzeyi gezelim. Zwei blicken zurück. Das eine war stumm, das andere blinkt. Die restlichen aber wurden nie mehr gesehen. Ein Kern, und der liegt in den ältesten Quellen verborgen.
Şimdi bitirdik gezimizi. Yavaştan eve dönüyoruz.